Merhaba Akrep Burcu ve Yükselen Burcu Akrep olanlar. 2024 yılı etkileri ne dilerseniz hep beraber bakalım. 2024 yılı boyunca görmüş olduğunuz Satürn 5. evinizde Balık Burcu'nda kalmaya devam edecek. Kuzey Ay düğümü de 6. evinizde olacak. Plüton da 4. evinizde Kova Burcu'nda olacak. Fakat çok kısa bir süreliğine 2 Eylül 19 Kasım tarihleri arasında Oğlak Burcu'na bir geri dönüş olacak. Onun dışında senenin tamamında neredeyse Kova Burcu'nda 4. evinizde olacak diyebiliriz. Şimdi bu etkileri ben çok detaylı bir şekilde daha öncesinde tek tek anlatmıştım. Dolayısıyla burada tekrar yer vermeyeceğim videoyu uzatmamak adına. İzlemeyen arkadaşlarımız varsa açıklamalar kısmına linkini ekliyorum. Oradan bakıp erişim sağlayabilirsiniz. Şimdi tarih sırasına göre 2024 yılının geri kalan diğer etkilerine bakalım. 25 Mart 2024 tarihinde 5 derece terazi burcunda sizin de 12. evinizde bir ay tutulması gerçekleşecek. Ay tutulmaları hep hatırlatıyoruz. Karşı karşıya gelen gezegenlerden ötürü tıpkı dolunaylar gibi gergin etkiler taşır ve bir kapanışı anlatır. Bu arada çok güçlü çalışır. Dolunaylar gibi değildir. Yani ay tutulmaları ve güneş tutulmaları çok güçlü çalışır. Dolayısıyla biz senelik etkileri anlatırken majör etki yaratan durumlarla ilgili bilgi aktardığımız için tutulmalar bizim için çok önemlidir. Çünkü hani kaderi değiştirecek nitelikte oldukları için yani genel etkilerini 6 aya kadar hissettirebilirler. Dolayısıyla çok çok önemlidirler. Şimdi dediğim gibi 12. ev konuları üzerinden bir bitiş yaşayacaksınız. Bu bitiş daha önce başlatmış olduğunuz bir projenin artık olgunlaşması, nihayetlenmesi şeklinde bir finali de anlatabilir. Ya da yolunda gitmeyen, ağır aksak ilerleyen, kurtulmak istediklerinizi bırakıp kurtulabileceğiniz bir kapanışı da anlatabilir. Bu anlamda güzel çalışır. Özellikle böyle temizlik yapmak istiyorsanız 12. ev konularına dair çok güzel çalışır diyebiliriz. 12. ev konuları da bizim kendi başımıza üzerine çalıştığımız tez yazmak, yabancı dil öğrenmek ya da bir şeylere hazırlık yapmak gibi süreçlerimizi anlatır. Ya da yaratıcılık ve ilham gerektiren sanatsal faaliyetlerle ilgili bir mesleğiniz varsa bunlarla ilgili konu başlıklarıdır. Bunun dışında dua, meditasyon, enerji çalışmaları gibi böyle kendi inzva alanlarımızda yapmış olduğumuz ritüeller, ibadetler varsa maneviyatımızı ilgilendiren bunlarla ilgili konu başlıklarını ifade eder. Bilinçaltı kayıtlarımızdır, geçmişimizdir, geçmişimize özlem duygularımızla alakalıdır, geçmişte olan yüzleşmelerimizdir, kaderde olanın tecelli ettiği durumları anlatır, kaderseldir yani burada yaşananlar, çok da sizin elinizde olmayacaktır diyebiliriz. Bunun dışında gizli kapaklı işler, yasak aşk, platonik aşk, eşin sağlığı ve işiyle ilgili konular, yurt dışı, uzaklarda bulunan kişiler, uzaktan erişimle öğrenim ya da ticaret gibi yapılan işler, gizli düşmanlar, gizlenenlerin ortaya çıkması, ruhsal sorunlar ve ruhsal sorunlarla ilgili tedaviler, hastaneler, genel sağlık sorunları, yaratılan iyi ya da kötü karmanın tezahür etmesi, hapishanelerle ilgili süreçler, hamilelik ve doğumla ilgili konular gibi durumları kapsar. Şimdi bütün bunlarla ilgili dediğim gibi öncesi varsa, örneğin işte hamileydiniz, bekliyordunuz doğumu, bu ay tutulmaları dolunaylarda tam böyle doğumlar için beklenen zamanlardır. Doğumu gerçekleştirdiniz diyelim ki, bitirdiniz bu şekilde de bir final. Böyle de çalışabilir. Ya da bir işte tedavi süreciniz vardı sağlığınızla ilgili. Bu tedavinin sonuna geldiniz gibi. Yani ya da ruhsal problemleriniz vardı. Bunlarla ilgili tedavileriniz vesaire. Bunlar tabii ki elbette. Yani hepsiyle ilgili tek tek olabilir elbette. Fakat biraz böyle ben farklı bilgiler de ekliyorum biliyorsunuz. Detayına indiğimizde bakın burada terazi burcunun yönetici gezegeni Venüs'ü görmüş olduğunuz gibi balık burcunda 5. evinizde konumlanmış olarak görüyoruz. Ve ay tutulmasının diğer ayağının bulunduğu güneşin konumlandığı burcun yönetici gezegeni Mars'ı da yine 5. evinizde balık burcunda görüyoruz. Dolayısıyla burada yaşananların özellikle hani balık burcu böyle gizlenen gizli saklı olayları anlattığı için böyle sırların ortaya çıkması, yalanların ortaya dökülmesi, her neyse yani gizlenen, sizden gizlenen, sizin gizledikleriniz, bunların ortaya dökülmesi, bunlarla ilgili bir yüzleşme yaşayabileceğinizi gösterir. Ya da 5. ev konularıyla bağlantılı şekilde çalışabileceğini gösterir. İşte aşk hayatınız, yani bu evlilik değil bu arada. Aşk hayatınız, yani evliliğe gitmedenki ilişkilerinizle alakalı bir finali de getirebilir. Ya da gizli kapaklı yürüttüğünüz bir ilişkiniz varsa bunlarla ilgili bir bitiş, bir hani bazı durumların su yüzüne çıkması,
olgunlaşıp artık bunlarla ilgili bir patlama noktasının yaşanması, bir döngünün kapanması gibi bir durumda tetikleyebilir. Ya da işte burası ne, çocuklarla ilgili, çocukların işte eğitimi vesaire, bunlarla ilgili bir takım finaller olabilir. İşte okulunu değiştirirsiniz, eğitimle alakalı işte öğretmeni vesaire, bunlarla ilgili bir bitiş de anlatabilir aynı zamanda. Ya da özellikle sanatçıysanız, bakın sanatçıysanız burada hem 5. evin tetiklenmesi hem de 12. ev bunları ilgilendirdiği için bunlarla ilgili bir bitişi de anlatabilir aynı zamanda. Yani sanatsal faaliyetler, resim, müzik, işte sahne çalışmaları vesaire hepsini ilgilendirebilir. Gibi gibi, yani örnekler çoğaltılabilir. Dediğim gibi bu konu başlıkları üzerinden tezahür edebilir özellikle. Evet, şimdi geçelim bir sonraki etkiye. 8 Nisan 2024 tarihinde ise bu sefer de tam karşıt evde Koç burcunda bir güneş tutulması gerçekleşti. Güneş tutulmaları da yine çok güçlü çalışır. Yepyeni başlangıçları anlatır. Fakat bu buradaki bu güneş tutulması daha güçlü çalışacak. Neden derseniz, güneşin yüceldiği 19 derece Koç burcunda gerçekleşecek. Yani dolayısıyla çok çok önemli. Sizin 6. evinizde gerçekleşecek. 6. ev konularıyla bağlantılı olarak, yani sağlık konularından bahsediyoruz. Bir de burada bu etkiyi daha da vurgulayan bir durum daha var. Görmüş olduğunuz gibi Şiron'la kavuşum yapması. Dolayısıyla özellikle sağlık konuları çok vurgulanacak bu güneş tutulmasında sizin için diyebiliriz. Hem 12. evin tetiklenmesi hem de burada böylesine yeni güçlü bir başlangıç sizin için sağlık konularını böyle mercek altına alacağınız bir dönemin işaretçisi diyebilirim. Şimdi 6. ev konularından tek tek bahsedelim, detaylar aktaracağım elbette. 6. ev bizim hizmet ettiğimiz ya da aldığımız kişi ya da kurumlar, sağlığımız, özellikle kronik sağlık problemlerimiz, beslenme şeklimiz, diyet, fitness gibi uygulamalar, görev ve sorumluluklarımız, bütün düzenimiz, rutin hayatımız, günlük programımızı yönetme biçimimiz, angarya işlerimiz, çalışma hayatımız, çalışma arkadaşlarımızın ve çalışma ortamımızın uğradığı değişiklikler, iş ve iş koşullarındaki değişiklikler, evcil hayvanlarımız, temizlik alışkanlıklarımız gibi konulardır. Bütün bunları üzerinden dediğim gibi yepyeni bir durum var hayatınıza giren. Dediğim gibi sağlıkla ilgili yaşadığınız problemlerin üstesinden gelmek adına yeni bir beslenme şekline başlayabilirsiniz. Ya da yaşadığınız sağlık problemlerinizle ilgili olarak yeni bir tedaviye başlayabilirsiniz. Özellikle de kronik sağlık problemleriyle alakalı yeni bir tedavi sürecinin tetiklenmesi ya da yeni bir fitness uygulamasına başlayabilirsiniz spor yapmak adına. Bunun dışında yeni bir evcil hayvan alabilirsiniz. Ya da sizin hizmetinize yeni biri çalışmaya başlayabilir. Ya da siz birilerine hizmet aktarıyorsanız, hizmet veriyorsanız, böyle bir mesleğiniz varsa, özellikle sağlık sektörüyle ilgili bir çalışansanız yeni bir işe başlayabilirsiniz. Bunun altını çizerek belirtmek isterim. Detayını birazdan aktaracağım. Başka neler söyleyebiliriz? Birilerine hizmet götürüyorsanız dedik, işte yeni yerlerle görüşebilirsiniz. Komple düzeniniz değişebilir. İş hayatınızda bu arada iş yerinize yeni birisi gelebilir. Size yeni bir görev verilebilir. Farklı bir görev verilebilir. Yani komple iş hayatınızdaki düzeninizi de değiştirecek yeni bir durum da olabilir. Ya da rutin hayatınızda sürekli kullandığınız yeni bir şey alabilirsiniz. Evinize yeni bir cihaz vesaire, bunlarla ilgili de o size farklı bir rutin katar gibi de değerlendirilebilir. Yani komple rutininizi değiştirecek yeni bir durum var hayatınızda. Bu iş hayatınızı da ilgilendirebilir. Beslenme şeklinizde, bu fitness gibi uygulamalarınızda gibi gibi, yani örnekler çoğaltılabilir. Az önce hani evcil hayvan bile alabilirsiniz dedik. Şimdi burada bir de buradaki konuların Satürn'le bir bağlantısı olacak gibi görünüyor. Çünkü güneş tutulmasının gerçekleştiği Koç burcunun yönetici gezegenini Satürn'e kavuşmaya giderken görüyoruz yakın temasta. Dolayısıyla burada yaşananlar kalıcı olacak, sağlam olacak diyebiliriz. Devlet ve yasalarla bağlantılı olabilir. Devletle bağlantılı çalışabilir ya da yasal bir süreci olabilir bunun, yani bir imzası, bir belgesi olabilir. Ya da baba ve baba figürü taşıyan kişilerle ilgili olabilir. Ya da yaşça büyük kişiler, yaşlı kişiler, ata konumunda bulunan kişiler ya da yöneticilerle ilgili olabilir. Örneğin hani iş yerinize yeni bir yönetici atanabilir gibi, hani örnek verecek olursak bu şekilde hani örnekleme yapabilirsiniz. Artık sizin özelinize göre şekillenecektir ama her türlü
Burada bir şifa arayışınız var diyebiliriz. Ve aynı zamanda Şiron duygusal manada da bizim travmalarımızı anlattığı için böyle bizde yaralarımızla ilgili unutamadığımız, iz bırakan durumlarla ilgili yaşamış olduğumuz travmatik etkileri anlattığı için özellikle bu konu başlıkları üzerinden böyle unutamadığınız, çözümsüz kaldığınız durumlarla ilgili de buradaki yeni durumun size duygusal anlamda bir şifa enerjisi katacağını da söyleyebiliriz. Yani belki memnun değilsiniz işinizden, sürekli problemler yaşıyorsunuz. Öyle birisi, öyle bir yönetici gelir ki şifa olur adeta önceden yaşadığınız problemlere gibi. Yani dediğim gibi iş koşullarınız da değişebilir. Yani sizi daha iyi bir koşula getirebilirler. Farklı bir görev verebilirler gibi. O da size iyi gelebilir. Vesaire vesaire. Evet, şimdi geçelim bir sonraki etkiye. Sonrasında ise 25 Mayıs 2024 tarihinde görmüş olduğunuz şans, bolluk, bereket gezegeni Jüpiter 8. evinizde transitine başlayacak. Yaklaşık 1 yıl boyunca burada kalacak. 25 Mart 2024, 9 Haziran 2025 tarihleri arasında bir kez daha tekrar edelim. Jüpiter İkizler Burcu'nda olacak, sizin de 8. evinizde. 8. ev konuları üzerinden ne kadar problem yaşıyorsanız Jüpiter onları çözüm üretmeniz, şifalanmanız anlamında size katkılar sağlayacak ve şanslı gelişmeler yakalamanızı olanak sağlayacak. 8. ev konuları bizim aile ya da eş üzerinden miras ya da nafaka yoluyla kendi kazançlarımız dışında gelen paralar, ortaklık üzerinden kazanmış olduğumuz paralar, bankadan ya da başkalarından almış olduğumuz kredi ve borçlar, sigorta ve vergilerle ilgili konular, cerrahi müdahale gerektiren sağlık sorunlarımız, cinsel deneyimler, hamilelik süreçleri, katıldığımız müsabakalar, yaşadığımız takıntı, kaos ve kriz içeren problemler, ikili ilişkiler üzerinden yapılan hataların faturası, ayrılık ve ayrılık süreci, bunu atlatma süreçlerimiz, gizli saklı konular, derin araştırmalar, aldatılmaların ortaya çıkması, ölüm ve ölüm ötesi konular, bunları araştırmak, bunların bıraktığı izleri silmek ya da en olumsuz manada böyle bir durumu deneyimlemek. Bu arada burada sert gezegenler, yerleşimler varsa buradaki tetiklenme sonucunda böyle bir etki de elbette getirebilir. Yani biliyorsunuz Jüpiter her konuda büyütmeyi anlattığı için belki sağlık problemleri yaşayanların sağlık problemlerini de büyütebilir. Eğer sert gezegenleriniz varsa hayatın içerisinde bu da olduğu için elbette bunu da hatırlatmamız gerekiyor. Dediğim gibi böyle bir etki de tetikleyebilir aynı zamanda. Bunun dışında 8. ev küllerimizden doğduğumuz, hayatımıza reset attığımız çok önemli değişim ve dönüşüm başlattığımız süreçleri gösterir. Astroloji ya da psikolojik yardım aldığımız zamanları da gösterir. Bu süreçlerde Jüpiter'in burada olması, özellikle bu tarz düşünüyorsanız astrolojik ya da psikolojik danışmanlık ya da spiritüel konularla ilgili danışmanlıklar size yolunuzda ışık olabileceğini, önemli hani yaptığınız bütün davranışlarınız, hatalar ya da doğru bunları anlamlandırmanız, çözümlemeniz adına size önemli manada katkı sunabilir. Şimdi dedik ki bütün bu konularla ilgili olarak size çok şanslı etkiler sunacak. İşte miras, nafakayla ilgili problemler yaşıyordunuz ya da ne bileyim borç arıyordunuz bir türlü bulamıyordunuz ya da hamile kalmak istiyordunuz bir türlü kalamıyordunuz ya da sağlık problemleriniz vardı. Bir türlü o cerrahi müdahale yaptırıp tedavi olmak için o cesareti kendinizde bulamıyordunuz. Ya da cinsellikle alakalı problemler yaşıyordunuz. Bir kere burası cinsel enerji ve cinsel konuları, hani akrepler için özellikle bunlar hani sevindirici haber olabilir. Cinsel enerji arttırdığı için bir sene boyunca bu konularda hani sizin için güzel bir süreç olabilir diyebiliriz. Bunun dışında başka az önce söyledik işte takıntı, kaos ve kriz içeren problemler varsa, geçmişte yaşadığınız bunları bir türlü çözemediyseniz ya da böyle bir durumun içerisindeyseniz bunları atlatmanıza, çözüme kavuşturmanıza yardımcı olabilir. Bir kere burada Jüpiter karşıt evin yönetici gezegeni olduğu için bütün bu konu başlıklarıyla ilgili olarak çözüm arayışlarında daha öncesinde tıkalı kaldıysa burası, ilerleme kat edemediyseniz daha farklı bir çözüm getirmek, karşıdan bakmak, farklı biçimde ele almak anlamında bir bakış açısı da katabilir sizlere. Daha farklı bir şekilde çözümler getirip bu şekilde de buradaki problemleri halledebilirsiniz şanslı şekilde diyebiliriz.
Dediğim gibi olumsuz etkileri de var Jüpiter'in. Hani burada sert yerleşimleriniz varsa, bazı az önce bahsetmiş olduğum hani bir kayıp şeklinde de olabilir aynı zamanda. Ama her şekilde burada Jüpiter'in etkisi hani yumuşak olduğu için belki de artık hani veda etmesi gereken hani olur ya bazen yakınlarımız hani çok acı çekiyordur. Yaşlı çok ilerlemiştir yaşı. Artık hani onun için yaşamak aslında bir eziyettir. Böyle bir durum gibi düşünebilirsiniz. Hani Jüpiter'in daha yumuşaktır hani etkileri, öyle söyleyelim. O yüzden hani çok burada böyle bir etki tetiklenecek, bunun için endişelenmeli miyim gibi düşünmenize gerek yok. Daha dediğim gibi yumuşaktır etkileri diyebiliriz. Gibi gibi yani bütün bu bahsetmiş olduğum örnekler üzerinden size şanslı etkiler katacak bir sene boyunca hayatınıza diyebiliriz. Ama özellikle hani biliyorsunuz akrep burçları ya da işte yükselen akrepler için cinsellik çok önemli. Burada size Jüpiter'in 8. evdeki geçişi bu anlamda önemli katkı sunabilir, şanslı olacağınız bu manada bir dönemde olabilirsiniz. Evet, şimdi geçelim bir sonraki etkiye. 18 Eylül 2024 tarihinde ise Balık burcunda, görmüş olduğunuz Balık burcunda 25 derecede bir ay tutulması gerçekleşecek. Ay tutulmaları neydi? Finallerdi, kapanışlardı. Ve diyoruz ki hep ay tutulmalarında tıpkı dolunaylar gibi çalışır. Karşı karşıya gelen gezegenlerden ötürü gergin etkiler taşır diyoruz. Fakat burada görmüş olduğunuz gibi gerginliği artıran farklı durumlar da var. Hem burada çok fazla, çok sayıda gezegenin karşı karşıya gelmesi, hem de kare açılar bu ay tutulmasını biraz daha maalesef olumsuz bir duruma, konuma getiriyor diyebiliriz. Dikkat etmemiz gereken bir ay tutulması yaşayacağız. Sizin de 5. ev üzerinizden deneyimleyeceğiniz bir ay tutulması olacak. 5. ev konuları üzerinden bazı kişi ya da durumları komple hayatınızdan çıkarma kararı alabilirsiniz. Yolunda gitmeyen, ağır aksak ilerleyen, sürekli problemler yaratan kim ya da ne varsa komple hayatınızdan eleme, çıkartma kararı getirecektir. 5. ev bizim aşk, romantizm, tutku, cinsellik, çekimle ilgili konularımızla alakalıdır, duygularımızla ilgilidir. Hamilelik süreçleri, ilk çocukla ilgili konular, çocukları ilgilendiren meseleler, hobilerimiz, kreatif alanlar, yaratıcılıkla ilgili çalışmalar, sahnelediklerimiz, kutlamalar, eğlence, tatiller, partiler, spor, sinema, konser gibi hayattan keyif aldığımız aktiviteler, borsa, kumar gibi risk içeren ve çalışmadan kazanılan paralar, bu tür meslekler gibi durumları ifade eder. Bütün bunlarla ilgili bir ayıklama sürecinde olacaksınız. Fakat burada bir konuda sizi uyarmak istiyorum. Bakın burada Neptün'le çok yakın derecede gerçekleşecek bu ay tutulması. Dolayısıyla burada size taşınan dedikodular ya da size söylenenlerle ilgili olarak yani hemen inanmamanızı tavsiye ederim. Biraz böyle illüzyonlar, yalanlar işin içerisinde olabilir. Sizi yanıltmaya çalışan kişiler olabilir. O yüzden lütfen acele etmeden, zamana yayarak, agresyondan uzak durarak hareket ederseniz sizin için çok daha sağlıklı bir ay tutulması olacaktır bu. Aynı zamanda görmüş olduğunuz Satürn'le Merkür'ün de karşıt açısı adeta böyle zihin dünyanız, kararlarınızla ilgili olarak bir böyle blokaj etkisi yaratır. Çok doğruları göremeyebilirsiniz, yanılabilirsiniz, zihin dünyanız doğru çalışmayabilir, sizi yanıltacak kişiler karşınıza çıkabilir. Dolayısıyla her duyduğunuza hemen inanmayın, acele karar vermeyin, enine boyuna düşünün, araştırın dibini, tepesini, ayrıntısını, başkalarını mutlaka sorun, o şekilde karar almaya çalışın. Çünkü sonrası aslında sizi pişman edebilir burada vermiş olduğunuz kararlar. Biraz gergin görünüyor. Bir anda gerilip böyle bir işte bütün limanları yakma gibi bir karar sonrasında sizi pişman edebilir. Dolayısıyla bütün bu bahsetmiş olduğum aşk hayatınız, işte çocuklarla ilgili konular, işte yaratıcılıkla ilgili bir mesleğiniz varsa, sanatçıysanız vesaire, hobiler, işte bu riskli yatırım alanları ile ilgili meslekler ya da ne bileyim eğlence sektörüyle alakalı bir mesleğiniz varsa, bunları dair konular vesaire, bunları biraz daha böyle sakin kafayla değerlendirmekte yarar var. Fakat hani gerçekten hani sizi yoran bir ilişkiniz ya da bu konu başlıklarıyla alakalı bir durumun içerisindeyseniz de komple bundan çok pardon kurtulabileceğiniz bir tutulmanın da habercisi olabilir. Sonrasında ise 23 Ekim tarihinde
Venüs, görmüş olduğunuz Venüs Akrep Burcu'nda transitine başlayacak. Tekrar edelim tarihleri. 23 Eylül 17 Ekim 2024 tarihleri arasında Venüs Akrep Burcu'nda olacak. Transit esnasında ise daha uzlaşmacı ve diplomatik davranarak anlaşmazlıklarınızı sonlandırıp çevrenizdekilerle barışabilirsiniz. Bu döngü sırasında herhangi bir şeye hayır demek biraz zor olabilir. Tavrınız daha iyimser ve daha nazik bir hal alabilir. Evlilik ya da ilişkilerde romantik jestler ve küçük hediyelerle mutlu edilebilirsiniz. İlişkinizi bir adım öteye taşıyabilir, evlilik, söz, nişan gibi bir karar alabilirsiniz. Bekarsanız yeni bir partnerle tanışıp ilişkiye başlamanız mümkündür. Hiçbir şey yapmasanız bile insanları normalden daha çekici geleceğiniz zamanlardır. Başkaları tarafından aranan kişi olursunuz. Kalabalıklara karışmak, sanatsal aktivitelere katılmak ve sosyal etkinlikleri ziyaret etmek için harika zamanlardır. Beklediğiniz ilişki fırsatı buralarda karşınıza çıkabilir. Kendinizi fiziksel olarak şımartabilir, imaj yenileyebilir, dış görünüşünüzü değiştirebilirsiniz. Lüks yaşamlara, statü sahibi kişilere veya dış görünüşü etkileyici kişilere çekilebilirsiniz. İşle ilgili fırsatlar, ortaklıklar, grup işbirlikleri getirebilir. Mali durumunuzun gelişimine mutlaka katkı sunacaktır. Zordaysanız elinizin rahatlamasını sağlayabilir. Bunların dışında kız kardeş figürü taşıyan kişilerle de kadınlarla ilgili bir gündemi tetikleyebilir. Ya da kadınlarla ilgili bir kadınlardan bir destek alabilirsiniz aynı zamanda. Özellikle ilişkisi olmayan arkadaşlarımız mutlaka not etsinler. Dediğim gibi aradıkları ilişkiyi bulma fırsatı yakalayabilirler. Evet, şimdi bir sonraki etkiye geçelim. 2 Ekim tarihinde ise görmüş olduğunuz 12. evinize terazi burcunda bir güneş tutulması gerçekleşecek. Güneş tutulmaları da yepyeni başlangıçlardır. 12. ev konuları üzerinden hayatınıza giren yepyeni bir başlangıcınız var burada. Şimdi az önce 12. ev konularından tek tek bahsettim. Bakın burada 10 derecede gerçekleşecek ve yanında Lilith var. Dolayısıyla biraz bu yenilik hayatınıza girecek ama dengede kalmak, hemen onu hayatınıza oturtmak zor olabilir. Bu yönünü gösterir. Fakat burada Merkür ile de yakın temasta olacağı için bu güneş tutulması ve Merkür'ün dispozitör konumunda görmüş olduğunuz gibi Jüpiter olduğu için Merkür ikizler burcunun yönetici gezegenidir ve bu transitte Jüpiter dispozitör konuma geçeceği için dolayısıyla burada her neyse hayatınıza giren yenilik şanslı bir şekilde başlayabileceğinin de habercisidir. Olumsuzlukları da o Jüpiter'in şifa etkisiyle kapatabileceğinizi, çok güzel o dengeyi de sonrasında yakalayabileceğinizi de söyleyebiliriz. Özellikle burada az önce bahsetmiştim. Gizli kapaklı ilişkiler, yurt dışı bağlantılı işler, bir yani şöyle söyleyeyim, bir de hani Merkür öğrenmeyi, öğretmeyi vesaire bunları da temsil ettiği için böyle bir tez yazmak, yabancı dil öğrenmek ya da yurt dışı uzaktan erişimler, insanlara eğitim vermek ya da eğitim almak adına çok güzel zamanlardır. Ya da yurt dışı bağlantılı işlerle ilgili olarak yeni bir anlaşma. Yani örnekler çoğaltılabilir. Az önce hepsinden tek tek bahsettim ama hani özellikle de Merkür eğitim, öğretim, anlaşma, sözleşme bunları temsil ettiği için ya da yeni bir satın alma, bu bahsetmiş olduğum işte evde çalışıyorsanız ya da işte uzaktan erişimle bir iş yapıyorsunuz vesaire, bunlarla ilgili bir cihaz satın alma gibi bir durumu da temsil edebilir. Evet, şimdi bir sonraki etkiye geçelim. Şunu da söyleyeyim. Bu arada eğer özellikle sağlık sektörüyle ilgili bir meslek yapıyorsanız bunlarla ilgili yeni bir işle alakalı bir durumu da, bir imzayı da getirebilir. Ya da ruhsal psikolojik danışman ya da böyle spiritüel konular, ruhsal ve maneviyata ilgilendiren konularla ilgili bir mesleğiniz varsa ayrıca bunlarla ilgili bir iş, yeni bir iş görüşmesi, imza vesaire, bu tarz durumları da tetikleyebilir aynı zamanda. 13 Ekim tarihinde ise görmüş olduğunuz Merkür Akrep Burcu'na geçecek. 2 Kasım 2024 tarihine kadar burada kalacak. Akrep Burcu'ndaki seyahatine devam edecek. Az önce bahsettik, Merkür dispozitör konumunda Jüpiter olduğu için bulunduğu konuma şanslı etkiler yayacak dedik. Burada da birinci dereceden o şansı hayatınıza çekme gibi bir fırsatınız olacak. O yüzden çok önemli. Bu arada bütün ben tarihleri açıklamalar kısmına ekliyorum. Oradan bakıp daha sonra kontrol edebilirsiniz. Ben burada hızlı hızlı geçiyorum.
Daha sonrasında oradan bakarsanız daha rahat edersiniz. Hepsini oraya da ekleyeceğim bu arada. Şimdi Merkür bir kere 12. evden çıkıp 1. eve geçtiğinde arkanızdan dönen dedikodular ya da sizin dışınızda geçen olaylar, sizden gizlenen, haberiniz olmayan konular hakkında size bilgi taşıyacaktır. Her türlü iletişim trafiğini, dedikodu trafiğini artıracaktır. Telefonunuzun hiç susmadığı zamanlardır. Yeni haberler almak, kişinin yeni kararlar alması, almış olunan kararların insanlara duyurulması, iş hayatını ilgilendiren önemli bir teklif, görüşme ya da toplantı, yeni bir ilişki talebi, bir flörte başlamak, söz, nişan, nikah gibi bir merasim, anne ya da baba olma haberi, bir eğitime başlamak, yeni bir iletişim cihazı satın almak, yeni bir araç satın almak, bir anlaşmaya imza atmak, yeni bir belge almak gibi durumlar yaşatabilir. Ama dediğim gibi bunlar hayatınıza Jüpiter'in etkisiyle şanslı bir şekilde girecek manasına gelir. Ya da etkileri sizin hayatınızda şans yaratacak. Neye adım atarsınız? Yeni bir işte başvuru mu yaptınız? Ya da kendi işinizi mi kurdunuz artık? Yani her neyin adımını atıyorsanız, bu özel hayatla da ilgili olabilir. Yeni bir ilişkiye mi başladınız vesaire. Bunun böyle şanslı bir şekilde gelişebileceğini söyleyebiliriz. Evet, özet olarak bu şekilde aktaracaklarım. Bu arada bu videonun sonuna doğum yıllarınıza göre alacağınız etkilerle ilgili olarak da ayrıca bir video ekleyeceğim. Onu da mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Umarım her ne yaşarsanız yaşayın, 2024 yılı boyunca hayatınıza çok güzel gelişmelerin dahil olduğu, sizin hayrınıza çok güzel bir yıl olmasını diliyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.